merhaba değerli izleyiciler. 2010 yılıyla birlikte ard arda gelen zamlara emlak vergileri de eklendi. Türkiye genelinde mahalle, cadde, sokaklar itibariyle tüm arsaların değeri yeniden belirlenerek bazılarında %10-20, bazılarında ise %40-50 hatta 1200'e kadar varan artışlar yapıldı. Fakat bu değerlerin tespitine itirazlar da artıyor. Uzmanlar birim değerlerin tespitinde coğrafi durum, sosyoekonomik düzey ve gelişmişlik gibi ölçütlerin göz ardı edildiğini ve iller arasındaki dengesizliklerin yanı sıra aynı ilde il merkezi ile ilçelerin birim değerleri arasında bile uçurum olduğunu belirtiyorlar. Tükenmeden tüketmekte bugün konuklarımızla birlikte emlak vergilerindeki artışı değerlendireceğiz. Hemen kendilerini ben sizlere takdim edeyim. Sayın Ali Metin Polat, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Diğer konuğumuz Sayın Salim Taşçı, Türkiye Sanayici ve İş Adamları Vakfı Emlak Sektörü Kurul Başkanı. Siz de hoş geldiniz. İyi yayınlar. Ve son konuğumuz avukat Sayın Sema Aksoy. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür Sema Hanım programımıza. Sağ olun. Evet, sizlerin görüşlerini almadan önce biz tüketicilerin görüşlerini almak istiyoruz. Bakalım emlak vergilerindeki bu artışı nasıl değerlendiriyorlar? Birlikte izleyelim, sonra sohbetimize başlayacağız. Oranlarının artması sizce emlak satışlarını nasıl etkiler veya kiraları nasıl etkiler? Şimdi emlak vergi oranlarının artması demek yine kullanıcıyı, kiracıyı zor durumda bırakacak bir şey olsa gerek yine. Emlak satışlarını da etkileyecek ki değil mi? Etkileyecek çünkü durdu emlak satışları da bu aralar ve bunun da gelmesi daha kötü etti. Buna istinaden fiyatları da artacak. Yine biz zor durumda kalacağız yani. Kiralara yansır ancak vergilerden önce birçok vergi var. Halkın geçim sıkıntısı var, enflasyonun bu kadar olması var. Ben şöyle düşünemiyorum yani, dünyada her gün benzine zam yapılırken bu enflasyonun neden altılarda olduğunu hala ben düşünemiyorum. Ya ben bir ülkede yaşamıyorum ya da Sayın Başbakan anlatırken bunları sanki ben kendimi başka bir ülkede sanıyorum ve dönüp bakıyorum ki benzine her gün zam yapılmış, diğer işte otobüslere, özel halk otobüslerine, işte metroya zam yapılmış, zamsız günü yok. Ama ülkede bakıyorsunuz hesaplar, kitaplar yapılıyor. Teknik hesaplar kafalarına göre %6 enflasyon var. Bu nasıl geçim biz de anlamıyoruz. Tabii ki vergi vermemiz şart. Yani her ev sahibinin, mal sahibinin vergi vermesi lazım. Biz de bu vergiden hiçbir zaman kaçınmıyoruz. Ama şu anda oranı bilmediğim için hani ne kadar faydalı mı olur onu bilemeyeceğim. Bir kısım insan bu emlak vergilerine yapılan zamlar bile zengin yapılıyor Türkiye'de. Alt kesimdeki insanlar daha fakir, üst kesimdeki insanlar daha zengin bir hale getiriliyor. Bunun sonucunda gelir dağılımındaki dengesizlik en üst seviyeye geldi. Zaten bu hükümet döneminde memurla, işçiye, esnafa, dar gelirliye yapılıyor en çok zam. Ama rantiyeden kazanan insanlar iki katını daha kazanıyor. Zengin daha zengin oluyor, fakir daha fakir oluyor. Şimdi o kadar dengesiz ki Çankaya'daki bir villadan çok az bir seviyede emlak vergisi alınıyor. Ama Mamak'ın en ücra semtindeki bir emlaktan daha çok vergi alınıyor. Bu dengesizliğin giderilmesi lazım. Vallahi fazla olur. Şimdi herkes ya ne yapacağını şaşırdı. Ne yapacağını şaşırdı. Zaten emlağı ödeyen de olan da şaşırdı ne ödeyeceğini. Zaten para yok, pul yok. Ne yapalım? Olmasa daha iyiydi. Bana çok orantısız arttı. %400, %500'lere varan. Bir de kendi belediyeler kendi gelirlerine göre bir şeyleri ayarlamaya çalışıyorlar. Yani başıbozukluk var. Bana göre başıbozukluk var. Yani bunların hepsinin tek yönden idare edilmeli. Ama herkesin ayrı ayrı şeyler olunca, her kafadan bir ses çıkınca şeylerde değişik oluyor, fiyatlarda değişik oluyor tabii. Olan her zaman olduğu gibi de vatandaş oluyor ne yazık ki. Evet değerli izleyiciler, tüketicilerin görüşlerini aldık. Vergilerdeki, emlak vergilerindeki artışlar konusunda. Acaba bu artışların nedeni nedir? İşte biraz geçmişe gitmemiz gerekiyor herhalde. Bunun cevabını bulabilmek için 2005 yılına şöyle bir dönsek acaba. Belediye kanununda yapılan değişikliklere göz atsak
Bugüne evet. etkisi var mı acaba 2005 yılında yapılan değişiklikleri? Tabii esasen bu takdir komisyonlarının beyan değerlerindeki artışı daha önce Vergi Usul Kanunu 49. maddesinde belirtildiği şekilde 4 yılda bir belirleniyor her zaman. Fakat bilindiği gibi 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu 38. maddesi 3-7-2005 tarihinde 5393 sayılı Belediye Kanunu ile değiştirildi. Ne gibi farklar oluştu? Efendim Ayşe Hanım, burada sonucunda 1319 sayılı kanunun 38. maddesinde 3030 sayılı kanunun uygulandığı büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyelerce tahsil edilen emlak vergisi tutarının yarısı büyükşehir belediyesi payı, bu pay ayrıldıktan sonra kalan tutarın %15'i il özel idareler payı olarak ayrılır. İl özel idareler payının hesaplanmasına esas olan tutardan il özel idareler payının düşülmesinden sonra kalan kısmın %20'si büyükşehir belediyesi payına ayrıca ilave edilir hükmü vardı. Şimdi efendim burada genelde takdir komisyonları bildiğiniz üzere ilçe belediyelerinde kuruluyor ve yasa ile belirlenen yetkili kişilerde, tespit edilen kişilerde bu komisyonlara katılıyor. Ama takdir komisyonlarının belirlediği değerlerde ilçe belediyelerinin takdiri daha öne çıkıyor. Bu madde hükmü daha sonra 3-7-2005 tarih 5393 sayılı belediye kanunu ile değiştirildi. Burada yeni gelen 59. madde hükmü ile büyükşehir belediyelerinde büyükşehir sınırları ve mücavir alanları içinde belediyelerince tahsil edilen emlak vergisi tutarının tamamı ilgili ilçe ve ilk kademe belediyeleri tarafından alınır hükmü getirildi. Aslında kilit noktada bu evet, hüküm. Evet, esasen burada düğümleniyor. Şimdi bu hüküm ile ilçe belediyeleri tabii ki öz kaynak yaratma olanakları sınırlı olan ve kaynak sıkıntısı çeken ilçe belediyeleri ve büyük oranda mahalli idareye bağlı kalmak zorunda olan bütçesini, kaynaklarını artırmak için biraz iştahlandı. Ve böyle olunca kendilerine tabii ki kaynak yaratma amacıyla takdir komisyonlarında maalesef mükellefleri mağdur edecek şekilde fahiş şekilde değer tespitlerine gidildi. Şimdi burada ki temel konu bu bence. Çünkü geçmişte bu tür tartışmalar olmuyordu. İlk kez 2005 yılında belirlenen takdir komisyonu değerleri 2006 yılında çok tartışma konusu oldu. Hatta çok kamuoyunda vatandaşlarımız da bu konuda biraz yüklendiği için bir yasa çıkartıldı. Ama o yasada da yeterince mükellef memnun edilemedi. Yine mağdur edildi. Şu anda da biraz önceki vatandaşlarımızın tespitlerinden de anladığımız kadarıyla aslında vatandaş olayı genel hatlarıyla biliyor. Evet. Değerler ortaya çıktığı zaman, karşısına çıktığı zaman tepkisi de ortaya çıkacak. Henüz durumun farkında değiller. Çünkü daha ödemek için gitmediler. Evet, bankaya. Çünkü evet. Ödeme yapmaya tabii. başlarken durumun farklılığını, dengesizliğini evet. daha net tabii. anlayabilirler diyorsunuz. Şu anda takdir edilen değerler muhtarlıklarda askılara çıktı. Ve Mayıs ayına kadar bunlar askıda duruyor. Ve doğal olarak da Mayıs ayına kadar kesinleşen takdir bedelleri de vatandaş tarafından birinci takside ödenmek zorunda. Evet. İkinci taksidi de Kasım ayında ödeniyor. Şu anda bir kısım bu konuda bilinçli olan muhtarlarımızın yapmış olduğu itirazlar var. Ankara'da bildiğim kadarıyla bazı mahallelerde var. Bizim evet. takip ettiğimiz Ahlattıbel mahallesi evet. var. Ama şimdi genelde kesinleşti bu birazdan değerler. Bu konuları evet. daha detaylı bir şekilde evet. irdeleyeceğiz. Tabii ama burada ben... şeyin buyurun. Vatandaşın mahkemeye gitme hakkı yok. Yani. Tabii. Sormayın. Evet. Bunların ayrıntılarını sizlerden öğreneceğiz evet. ama ben vergi artışlarının evet. nedeni hakkında sizden biraz bilgi almak istiyorum. Beklenmeyen bir durum değildi aslında. Yok. Beklenen bunlar, durumlardı evet, bunlar evet. ama bu kadar fazla olacağı düşünülüyor muydu acaba? Yani doğrusu tabii bizim vergi sistemimizde genel hatlarıyla söyleyeyim. Evet. Bir yeniden değerleme oranı vardır. Temel bir değerdir. Her ne kadar ismi yeniden değerleme ise de
Genellikle hükümetlerin işte çok sık başvurdukları bir yöntem. Yani çok böyle işte yukarısına aşağısına gitmeden çoğu vergiler artış oranı yeniden değerleme oranında yaparlar, işin içinden kurtulurlar. Fakat bu her dönem böyle olmuyor. Çünkü Bakanlar Kurulu'nda hükümette yetki var bu anlamda. Yani işte o zam oranlarını ya da artış oranlarını yukarıya çekme, aşağıya indirme gibi. Zaman zaman bu tür yöntemleri kullanıyorlar ama temel şey burada bütçe. Demin hanımefendi de söyledi. Sonuçta bütçeyle ilintili bir kavram. Yani bütçe dağıtçınız varsa, eğer çok harcama yapmışsanız, genelinde de seçim sonrası yıllarda daha çok şey oluyor. Bu tür bir vergi artışlarına ihtiyaç oluyor. Temel neden o tabii. Yani asıl şey o. İhtiyaç oradan kaynaklanıyor. Ve bu ihtiyacı da karşılamak açısından buldukları en kolay bir yol. Hemen vergileri arttır, işte zamları yap ve geç git. Şimdi bu dönem tabii yeniden değerleme oranında yapılanlar da var. Onun üzerinde yapılanlar da var. Dolayısıyla o ayarlamaları hükümet bütünüyle kendi yetkisinde, kanundan alan, var olan yetkisini kullanarak zamları yaptı. Bir önceki yıla kıyasladığımızda bu seneki zamlar daha fazla. Onu da burada peşinden söyleyelim. Ama evet, özet olarak söylersek temel şey bu kadar bütçe. Fazla bekliyor muydunuz? Doğrusu şimdi şöyle tabii bu ekonomik krizle birlikte en azından ben bir mali müşavirler, bir meslek odası başkanı olarak doğrusu bekliyordum. Çünkü böylesi kriz ortamlarında başka da bir seçenekler olduğu kanısında değilim ama o tartışma yapılabilir. Yani işte nasıl yapılması, önlemler konusunda farklı farklı ama şimdi ortada bir fiili durum var. İşte açığınız var, bütçe açığınız var. Bunu kapatmak açısından da işte yapacağınız çok fazla bir şey de yok. Dolayısıyla en kestirme yolunuz bu. Buraya başvuruluyor. Bunun söylerken bu haklıydı, gerektiydi anlamında söylemiyorum. Tabii ki. Ama tabii ki. Bu başka bir yöntem, başka bir yol bulamadığınız ölçüde en kestirme yolunuz vergiler arttırma yolundur. En kolay yol vatandaşa müracaat etmektir. Değil mi? Başka çaresi yok. Aynen. Şimdi emlak vergisindeki artışlar dengesizlikleri nedeniyle son zamanlarda gündemde. Vatandaş dediğiniz daha çok farkında da değil durumun. Ama biz Sayın Salim Taşçı ile birlikte arkadaşımız Ayşe Karaoğlu yerinde tespite gittiler. Burada işte semtler arasında, ilçeler arasındaki değer farklılıklarını yerinde tespit ettiler. Birlikte izleyelim önce, sonra üzerinde konuşalım, tartışalım. İzliyoruz efendim. Hangi semtteyiz şu anda? Ankara Çankaya Hilal Mahallesi. Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün duvarının hemen yan tarafındayız. Burası aynı zamanda bir ünlüler apartmanıdır. Burada fiyatlar 800 bin, 1 milyon arasıdır. Haliyle şimdi düşünmek gerekiyor. Yeni emlak vergilerinin artmasından dolayı 4 yıl önce bu binalar 1500 lira emlak vergisi öderken şimdi 2000 TL emlak vergisi ödeyeceklerdir. Peki bu vergi oranlarındaki bu değerler neye göre düzenleniyor, neye göre değişiyor? Canın istediğine göre değişiyor. Yani her yıl 4 yılda bir yapılır. Diyor ki bu sene diyor 4 yıl önce bu daire 150 bindi, şimdi 200 bin eder diyor veya 175 diyor. Bazı yerlerde %25, bazı yerlerde %50'ye yakın artışlar söz konusu. Bunun amiyane tabirle vur deyince öldürmek demektir bu. 4 yıl önceki fiyatlara şu anda satamıyorsun. 4 yıl önce 150 binse şimdi bunu 200 bine satsan ki bunların vermiş olduğu değerler yerine gelmiş olsun. 4 yıl önce 150 bin olan daireyi zaten 125'e satmak mümkün değil. Biraz önce dışarıdan gördüğünüz binanın şu anda içindeyiz, evin içindeyiz. Evler kaç oda, kaç salon burada? 6,5 oda salon. 250 metrekare civarında. Yani eğer sattım, yani diyelim ki bir daire sattım. Eskiden 4 yıl önce buradaki fiyatlar 850 bin 1 milyon dolar civarındayken şimdi TL'ye dönmüş durumda. Bu vergi artışları da haliyle satışlardaki rakamları etkiler. Burası İncek Bulvarı. Solumuz Taşpınar Köyü. Bu tarafta Gölbaşı'na doğru bakan bir alandır. Bu İncek Bulvarı'nın şu görmüş olduğunuz sağ yakasının emlak vergi değeri metrekarede 720 TL. Bu bulvarın şu sağ kesimindeki yerde 13 lira.
Burası Çankaya Belediyesi'ne ait, burası da Gölbaşı'na ait. 720 lira burası, 13 lira burası. Aradaki fark sadece şu kadar yol. Çarpıklık burada yatıyor. İşte bunun düzeltilmesi gerekir. Vatandaşa yazık olmaktadır. Şuradaki villalar daha pahalı. Şuradaki villaları 200 bin TL'ye alabilirken burada 400 bin, 500 bin doları villalar ve 13 liralık denilen yerde olmaktadır. Şu anda tam refüjdeyiz, tam yolun ortasındayız. Sağ tarafımız farklı bir fiyatta, arsa değeri olarak. Solumuz farklı bir fiyatta. Arada bir refüj var sadece. Ben anlayamadım bunun fiyat farkını nasıl çözümleyeceğiz? Ben anlayamadım bunu. Vallahi bilmece, denklem gibi bir şey. Burası 720 lira, burası 13 lira. Sanırım burada altın madeni var veya petrol var. Burada çöl gibi diyeceksin. Şimdi biz ölçelim aradaki mesafeyi, 13 lirayla 720. Siz böyle ölçün, ben böyle. Herhalde 4 adımdan fazla gelmez. Bakın şimdi. 1, 2, 3, 3,5. 3,5 adımlık fark 720 ile 13 lira olur mu? Bunu hangi teraziye koyalım? Adaletin hangi terazisinde tartalım bunu? O zaman bunu yapanlar bunları düzeltmesi gerekir. Her yıl belediyelere verilen emlak değerleri oranı, emlak vergi oranları bu sene 2010 itibariyle ne kadar oldu bu oranlar? Büyük şehirlerde, konutlarda 2%, iş yeri ve binalarda 4%, arsalarda 6%. Mesela 50 bin liralık bir binada ne oluyor ya da 100 bin liralık bir konutta fiyatlar ne oluyor? 100 bin liralık bir konutta 200 lira olur. Peki bu oranlar normal midir? Bu oranlar normal de değerlendirilmeler anormal. Bu oranlar normal fakat değerlendirmeler anormal. Neye göre arttırıldı sizce emlak vergileri diye sorulduğunda? Canın isteğine göre diye de cevap vermişsiniz. Ama vermiş olduğunuz örnek gerçekten çok çarpıcı. Yolun bir tarafı 720 bin lira, diğer tarafı 13 lira. Evet. Vergi. Ve diyorsunuz ki 13 liralık vergi verecek olan evler daha lüks. 250-300-400 bin dolardan başlıyor. Villalar var o tarafta. Evet. Evet. Diğer tarafta da hani daha düşük 250-300 fiyatta. 250-300 bin TL. Tamam, biz geçmişe döndük. 2005 yılındaki kanun değişikliği ile ilgili, belediye kanun değişikliği ile ilgili bilgi aldık Sayın Sema Aksoy'dan. O dönem ilçeler çok da pay almıyorlarmış, evet, vergilerden. Fakat bu değişikliklerle birlikte, kanunda yapılan değişiklikle birlikte pay almaya başlıyorlar ve bunun farkına varıyorlar ama yine mağdur vatandaş. Bunun daha çarpıcı örnekleri de vardır mutlaka. Olmaz Salim olur, Bey neler efendim, yaşıyorsunuz olmaz, acaba? Size danışan da çoktur. Şimdi değerli Aksoy dedi ki kaynak artışı. Evet. Kaynak artışı mı? Benim buldum birader. Başka yerden git. Ben belediye başkanlığı yaptım. Belediyelerin gelir yeri İller Bankası'dır. Devlettir. Devlet yardım eder. Vatandaşın ümmünü mü sıklıyor kaynak artışı yap diye. Öbür taraftan üstadım diyor ki yeniden değerleme. Tamam, yeniden değerleme ama yahu benim malımı değerlendirme bu kadar. Nasıl tespit bir ölçüsü vardır bunda. Nasıl efendim, yapılır tespit? Belediyeden bir kişi, muhtar, ticaret odasından, ticaret odasından bir kişi, tabukadasından bir kişi gider yaparlar. 1990 yılında ticaret odasında komitedeydim, emlak komitesinde. Önüme bir yıl defterler geldi. Ne bunlar? Değer artış oranı. Ne olacak? İmzalayacaksın. Neye imzalıyorum? Ben kendim gitmediğim, sokakta gezmediğim bir değerlendirmeye nasıl imza atarsın? Bu bir. Yapabileceğim tek şey birebir neydi? Birebir tespit yapılmadığını söylüyorsunuz. Tabii efendim. Ben dönemimi anlatıyorum. Ha, yapabileceğim tek olay neydi? Muhalefet şerhi koymak. Koca Çankaya bazı ilçelere muhalefet şerhi koydu. Muhalefet şerhi koydun da ne oldu? Hiçbir şey olmadı. İmam bildiğini okudu. Ve gitti. Şimdi bazı mesela Çankaya ilçesinde, belediye hudutları içerisinde 116 tane mahalle vardır. Bu 116 mahallenin 106 tanesi kesinleşti. 5 veya 6 mahalle davalı. Davalı olan yerlerin bir tanesi de bu İncek bölgesidir. Şimdi bu da nasıl neticelenir onu da bilemiyorum. Ama genel olarak Çankaya'nın umumi olarak bazı yerleri gerçeğe yakın
değerlendirmeler yapılmış. Sadece şimdi, Ankara için geçerli değil. Elazığ'da Barış'a bakan bir tarafla Boğaz geliyorum. Arasında, oraya yalılar geliyorum. Arasında bile çok yavaş koşalım var. Da biz öbür yapanlar gibi acele yapıp da vatandaşı mağdur etmeyelim. Tabii ki. Şimdi akıl var, mantık var diye bir şey var. Ama bunda mantık aramak yanlış olur. Şimdi yaşı 70'e gelenler çok iyi bilir. Rahmetli Adil Candemir diye çok iyi olimpiyat ve dünya şampiyonu güreşçi vardı. Her gittiğini yeniyor. Sırtı da yere gelmiyor. En son yendiği adam diyor ki ya gelir misin? Ben nasıl yeniyorsun sen diyor. Hangi oyunları bilir? Vallahi diyor arkadaş tamam. Ben sana oyunu anlatayım diyor. Nasıl oyun yaptığını anlattıktan sonra başka bir müsabakada yine yeniyor bizim Adil Candemir rahmetlik. O güreşçi diyor ki sen bana diyor öğrettin ama tekrar beni yendi. Ben diyor her oyunumu sana öğretsem ben de senin nasıl yeneceğim diyor. Ama bizim belediyeler öğretse de öğretmese de bu değeri koyanlar yediği gibi ümmü sıkıyor. Affedersin. Şimdi üstad çok iyi bilir Polat. Bizim Türkiye'nin bazı birimleri devletin istediği vergiyi değil canın istediği vergiyi verir. Ama gayrimenkul olayına gelirseniz 21,5 milyon yakın üstadım yanlışım varsa düzeltiniz 22 milyona yaklaşan bir vergi mükellefi var. Taşınmaz. Yani evet. Emlaklık. Bunların hiç kurtuluşu yok. Kurtuluş yok. Cepheden buradan ateş ediliyor bakınız. Değerlemede bunlar hiçbir şey kaçıramazlar. İster ver ister verme. Kapının önüne dikilir. Mart ayı dert ayı. Mart'ta başlar ödeme. Vergiyi başlıyor. İki. Şimdi Elazığ bir beldesinde 10 bin lira diyor. Geliyor Boğaz'ın Yalı Caddesi'nde Yeniköy civarında öyle bir düşük ki, öyle bir komik ki rakam, söylemekten ben utanıyorum. İcap duyuyorum. 1600 lira. Evet. 1600 lirayı Ali burada da şunu soracağım söyledi. Şimdi üstada. Üstad birinci derece sit olanlardaki vergi muafiyeti var mıdır? Şimdi şöyle bu tabii kamuya ait olan şeylerde yok biliyorsunuz. Bu yani dolayısıyla. Kamuda yok da vatandaş birinci derece sit. Niye onlara çok düşük bedel veriliyor? Yani doğrusu işte demin ortaya koydunuz yani şimdi ortada bir komisyon var, bir takdir komisyonu var. Şimdi o diğer taraftan da belediyelerin işte demin hanımefendi de saydı, onların da ihtiyaçları var. Dolayısıyla bu ihtiyaçları gidermek aslında yaptıkları bir tespit aslında. Üstadım, böyle olanak verirseniz böyle bir yani, yalı, bir böyle yalı, ihtiyaç verirseniz 5,5 milyon dolardan mı? Başlar. Tabii. 20-25 tabii, milyon tabii. Dolara yakın. Değeri olan yalılar var. Elazığ'ın gapkoşların olduğu bir yerde bir beldede 10 bin lira olup da işte, orada nasıl bu fiyat? Kervan uçmaz kuş geçmez garip bir yer nasıl yani. Nasıl olabilir? İşte demin söylenen beyefendinin anlatmaya çalıştığı nokta o. Şimdi ortada bir çarpıklık şu. Siz bu tür takdirleri genel bütçenin dışında farklı bir anlamda takdir ettirirseniz ya da İşte birilerine o yetkiyi verdirirseniz sonuçta o insanlar da ya da o kurumlar da o yetkiyi kendisine doğru kullanıyor. Yani çünkü buradan pay alıyor demin hanımefendi söylediği gibi. Dolayısıyla değeri ne kadar çok varsa. Tamam belediyeler de, pay alıyor ama neden tabii, Boğaz'da bu kadar ama işte tutuluyor? Şimdi burada şey meselesi var yani takdir öyle. İşte oradaki komisyonun takdiri böyle. Buradaki komisyonun takdiri de böyle. Şimdi adalet denen bir mevhum değil mi? Şimdi bu adaletsiz. Olması şimdi lazım. Burada adalet bakınız aynen. Şimdi üstadım. Jennifer adında bir bilge hukukçu vardır İsviçreli. Der ki adalet balık ağına benzer. Büyük balıklar yırtarak çıkar, küçük balıklar pırtarak çıkar der. Şimdi o vatandaş yaşıyorsa şu buradaki değerlendirmeyi görse o ağdan kimi yerde zürafa çıkıyor, kimi yerde pil çıkıyor, kimi yerde de karınca çıkamıyor. Bu sistem mi? Adalet mi şimdi? Yavaş yürüyen adalet, adalet değildir. Burada evet kaynak artışına hiçbir şey diyemiyoruz. Değerlendirmeye bir şey diyemiyoruz. Ancak eli vicdana koymak müessesi diye bir olay vardır. 2008'de dünyanın global krizinde gayrimenkul dip yaptı. Size misal veriyorum şimdi. 44 milyon dolar olan bir arazi 12,5 milyon dolara satılamıyor şimdi. Sen geliyorsun buna şimdi artış koyacaksın. 2008
2009'da 200 bin TL olan taşınmaz ve daireler 125 lira zor alıcı buluyor. 125 bin liraya. E sen bunu da değer artışı, Üstad Sayın Polat bakınız. Dinliyorum ben sizi. Burada en fazla sesini çıkartmanız gereken cümlesi de sizsiniz. Biz emlak müşaviri olarak sesimizi çıkarıyoruz ve anlatıyoruz. Siz de dediniz ki bu erginin uzmanı üstadı olarak. Ya ne yapıyorsunuz? Yani şimdi 200 bin lira olan bir yeri 125'e satamıyoruz. %25, %50 oranda değerleme koyuyor. Bunun nesini düzeltelim Sayın Tokman? Şimdi programımızın başında önemli bir cümle kullandınız. Vatandaşların dava açma hakkı yok. Peki durum böyleyken nasıl adalet yerini bulabilecek acaba? Şimdi Ayşe Hanım ben takdir komisyonlarının yemin belgesini getirdim. Tabii bu takdir sınırsız bir takdir değildir elbette. Bakın yemin belgesinde yemin ediyorlar takdir komisyonları göreve başlamadan önce açıkça şu ifadeler var. Komisyonda çalışacağım süre zarfında tam manasıyla vicdan ve kanaatim icaplarına tabi kalacağıma, hiçbir sebep ve tesir altında adaletten ve doğruluktan ayrılmayacağıma, gerek devlet gerek mükellef haklarını bir tutacağıma, takdir ve tahminlerde herhangi bir tarafa temayül suretiyle görevimi kötüye kullanmayacağıma namusum üzerine yemin ederim. Şimdi takdir komisyonları hani vicdan ya da işte bu kaynak boşluğudur, bu şekilde olacaktır gibi dediğimiz zaman hukukun dışına çıkmış oluruz. Hukuk takdir komisyonlarının görevlerini de belirlemiş, sorumluluklarını belirlemiş ve bu yemin kapsamında görev yapacağına dair elinden de işe başlamadan bu belgeyi almış. Şimdi Sayın Üstadım Salim Taşçı'nın da belirttiği gibi o kadar enteresan takdirler var ki bizim açılmış bir dava dosyası da elimizde. Örneğin Ahlatlıbel Mahallesi'nde Ankara'da değer takdirleri %525 ile %1262 oranında artış göstermiş. Ve yine de %1262 oranında artış göstermiş. Tabii daha önceden 57 lira olan değer 2009 yılında 2010 için 729 TL'ye çıkmış. Ve bununla tam olarak %1262 oranında artış yapmış oluyor. Şimdi bunu yaparken takdir komisyonunun mutlaka bu tutanaklarının, komisyon kararlarının hukukça belirlenmiş somut verilere dayanması gerekiyor. Siz bu değeri yaparken burada ne gibi unsurlarda değişiklik oldu? İmar planında mı değişiklik oldu? Oraya çok olağanüstü bir hizmet mi götürüldü? Neye göre bu kadar artışı yapıyorsunuz? Şimdi biz de onu merak ediyoruz açıkçası. Şimdi efendim takdir komisyonu tutanaklarına baktığınız zaman bütün tutanaklar böyledir. Genel ifadeler kullanılmıştır. İşte imar durumu, parselasyon durumu, efendime söyleyeyim su, kanalizasyon gitmiş olması vesaire gibi genel ifadeler kullanılmış. Şimdi bu örnekteki Ahlatlıbel Mahallesi'nde bu mahallenin yarısında daha ASKİ tarafından götürülmüş su kanalizasyon şebekesi bile yok. Düşünebiliyor bakın musunuz? Şimdi. Ama buna rağmen genel ifadelerle bu noktaya geliniyor. Şimdi burada bir saptama yapayım. Yemin çok güzel. Evet. Yemin belgesi. Şu komisyon sabah 9'da çıkıp akşam 18'e kadar 6 ay Ankara'nın içinde gece gündüz mesai sarf etsin, şu değerleri ancak yapabilir. Evet. Burada şimdi soru işareti bence koyarım. Bence 6 ay değil de 6 yılda bile yapamazlar. Kağıt üzerinde yapılıyor. Evet, hayali. Nasıl bunu yaptınız da nasıl yazdınız bunu soruyorum şimdi. 6 ay gece gündüz çalışırsın şu 4,5 milyonluk Ankara'da ancak 6 ay veya 7. ayda biz bunu yaptık derler. Şimdi soruyorum bu komisyonu tayin edenlere. 6 ay çalıştılar mı? Cevap hakları mevcut. Hangi grup gitti de tarla tarla bölge bölge gezilip de değer tespit edildi. İşte en büyük çarpıklık şimdi, 720 lira 13 lira. Herhalde böyle tespitler şimdi, yapıldı. Evet ellerinde şeyler var yani. İmar planları. Evet, planları şimdi evet. Sonuçta bir önceki değerler var. İşte 4 yıl önceki hani 4 yılda bir yenileniyor. Önünde değerler var.
İşte orada bir genel değerlendirme yapıyorlar. O arazinin ya da neyse işte arsanın değerini arttırıcı bir takım özellikler var. Zaten o konuda net onlar. İşte yol geçti mi, altyapısı var mı, işte havalanına yakın mı, şehir merkezine uzak mı, ya bir sürü kıstaslar var. Onları hesap ederek tabii aslında fiilen gidip dolaşmaları lazım. Doğru tespit o. Yani gidip fiilen o iş nasıldır, nedir, ne değildir. Bire işte bir gidilip görülüp yani tabii bir takdir. Üstadım bir saptama yapabilir tabii mi? Ankara'yı hemen hep biz biliyoruz. Şair Baki Sokak, Şair Nadim Sokak, bunlar Refik Belen'dir. Bunlar Ayrancı'dadır. Buyurunuz. Metrekare birim fiyatı 450 lira. Gökçek Sokak, Gölgeli Sokak 420 lira. Gazi Osman Paşa. Han Sokak 360 lira. Hatır Sokak 420 lira. Yani buradaki, Gazi Osman Paşa'yı daha yüksek beklerken. Efendim şu söylediğimiz sokaklarda daire bedeli 350 binden başlar. Evet. Şu söylediğinin yerde 200'den başlar, 180 binden başlar. Buyurun bu çarpıklığı birisi izah et. Evet. Neden yüksek? Diğer tarafta emlak vergisi. Fiyatlar daha düşük giderken emlak fiyatları. İşte onun, yani başlangıçtan itibaren gelen bir tespitler var. İşte 4 yıl öncesinin. O 4 yılın işte bir kaç yıl öncesi var. Sonuçta anladığım kadarıyla yani hani böyle çok da suçlanmayalım ama sonuç itibariyle o değerler üzerinden bir artışa gidiyorlar. İhtiyaçlar da ortada. Dolayısıyla önce ihtiyacı anladığım kadarıyla ortaya koyuyorlar. Sonra ihtiyaç etrafında bir belirleme yapıyorlar. Gerçekten fiili bir tespite gittiklerinde bir arsanın değerinin nasıl artıracağı konusu net. Yani demin işte hanımefendi de kısmen değindi. Bir sürü kıstaslar var onun için. İşte şehre uzaklığı, hani o durum, bir sürü şeyler var. Bir sürü şeyler var. Onları tespit edip fiilen bir tespite yöneldiklerinde daha doğru tahmin, daha doğru bir değer bulabilirler. Ama öncesi çok sıkıntılı geldiği için bunun üzerine yapılan her türlü değerlendirme de yanlış gidiyor. Sanırım biraz sorunun temeli orada yatıyor. Evet. Yani. Üstadım, sizin matematiğiniz çok iyi. Affedersin. Size gelen bir kısa mesaj var. Olmazsa birazdan iletelim. Matematiğim biraz zayıftır. Edebiyatım iyiydi de. Şu Tunalı Hilmi kaç lira? Bir okumuşsun şu. Şöyle bir bakalım. Evet. Tunalı Hilmi. Evet. Tunalı Hilmi diye yazar orada. Evet. Kaç lira? Bir milyon. Bir milyon değil mi? Evet. Biraz yüksek sesle. Bir milyon. Bir Tunalı Hilmi cephesi 1 milyon. Evet. Değerlendirmenin tarihine bakabilir misiniz? Şuraya bakalım. Kaç yıl efendim bu? 2002. Biz hangi yıldayız efendim? 2010. 2010'dayız. Tunalı Hilmi'ye bakar mısınız şimdiler? Kaç lira değerlendirmişler? 1020. Şimdi burada insaf var mı? 1020. 2002 yılında 1 milyon. Şimdi neye tekabül ediyor bu? 1020. Yani 1020. Işte, 8 20. yılda hiç mi artmadı burası? Mesela? Orada mağaza fiyatları 300-350 bin hava parasıyla başlar. Veya milyon, o 2002'de lira. Yapılan tespit çok anormal bir tespitti. Şimdi, işte biz de zaten bunu vurgulamaya çalışıyoruz. Şimdi birkaç izleyicimizden kısa mesaj gelmiş. Önce şu soruyu değerlendirmenizi isteyeceğim. Emlak değer tespitleri SPK lisanslı ehil değerlendirme uzmanlarınca yapıldığı takdirde hatalar ortadan kalkacaktır. Acaba Salim Taşçı ne düşünüyor bu konuda diye sizin görüşünüzü almak istemiş bir izleyicimiz. Şimdi bu kursa giden beyefendiler gayet iyi. Yapsınlar, gitsinler. Ancak bu nasıl emlak odalarıyla belgeyi alan grubun emlak odalarıyla bu olay bir kere emlak odalarına verilmesi lazım. Emlak odaları. Her şehirde emlak odaları vardır. Doktorun görevini televizyoncu olarak Ayşen Toplu bilmez. Ben de bilmem. O da benimkini bilmez. Emlakçılık. Üstadım maliyeden anlar. Aksoy hukuktan anlar. Herkes bildiği işi yaparsa zaten bunlar olmazdı. Emlak odalarıyla müşterek olarak bu grup gayet ciddi çalışıyor SPK'dan. Yani kılı kırk yarıyorlar. Ama bir de şu var. Emlakçı değiller genelde. Bazısı emlakçı. Her gruptan peki kişi nasıl gidiyor. Peki nasıl olacaklar emlakçı? Şöyle emlakçı olabilmek için de bir sandalye, bir masa, bir sekreter olay değil bu emlakçı. Ben buna 40 yılımı vermişim. Evet. 40 yıl sonra ben burada oturuyorum. Üstadım maliyede kaç yılını vermiş? Burada oturuyor. Değerli Aksoy burada. Siz kaç yıldır televizyoncusunuz? Burada oturuyorsunuz. Ama bu bilene verilir bunlar. İşi ehline verilsin.
Yani ehil kişiler elinde yapılmadığını da biliyoruz. İşte nasıl bir altyapı oluşturulması gerekiyor acaba? SPK'dan belge alan soru. Evet. Daki vatandaşımız. Tamam, sorusu güzel. Ne kadar güzel soru sorarsan o kadar güzel cevap alırsın. Ancak tek başlarına yapmaları mümkün değil. Emlak odalarıyla müşterek yapılırsa şu değerlendirmeler daha sağlıklı. Evet. Burada bir ilave yapayım. Tabii ki. Yani hukukçu hanımefendi burada. Bu işin çözümü vatandaşın dava açma hakkına bağlanması evet. lazım. Çünkü bunu bağlamadığınız sürece sonuç itibariyle ortak bir karar çıkıyor. Bu ortak olan karar da kime yaradığı belli oluyor. Dolayısıyla o kurum niye dava açsın yani? Niye mahkemeye gitsin ki? Tabii. Sadece muhtarlıklara kaldı. Muhtarlıklar da çoğu işte yönetimlerle ya da belediyelerle karşı karşıya gelme mahkemesinde. Sivil böyle toplum örgütlerine. Tabii dolayısıyla orada yalnız şey de yok. Sivil toplum örgütlerine de hak yok. Sadece hanımefendi biliyor belediyelerde, muhtarlıklarda. Muhtarlıklar. Belediye muhtarlık açıyor ama şimdi vatandaş tamam. Keşke vatandaşın dediği yapılsa da bunlar olmaz. Tabii yani o hak verildiği takdirde bu böyle haksız tespitlerin yapılma şansı asgariye düşer. O zaman, yani. O zaman 10 senede o askı inmez. Evet. Davalar şimdi, sürer gider. Tabii şu var. Ama yani, çözüm bulmak lazım. Sivil toplum örgütlerinin evet. müdahalesi söz konusu. Yani geçmişte de bu konuda açılmış ve kazanılmış davalar var. Örneğin Çankaya'da Güzeltepe Mahallesi'nin 2005 yılında bu konudaki itirazları kabul edilmişti. Bunun gibi bir kısım mahallelerde de davalar açıldı. Emsaller var. Emsaller de var. Ama ne kadar uzun sürecek? Tabii burada tıkanma noktası gerçekten enteresan. Bir vatandaşın, mağdur olan kişinin dava açma hakkı kanun ile evet. elinden alınıyor. Evet. İşte bence... Şimdi Vergi Usul Kanunu 49. maddesi ile vatandaşın dava açma hakkı elinden alınıyor. Çünkü orada bu konularda takdir komisyonu kararlarına karşı dava açacak kişiler tek tek belirtilmiş. Onun dışında da hiç kimsenin dava açma hakkı yok. Peki kim itiraz edecek? Anayasaya garanti altına almıştır. Dava hakkını elinden nasıl alın? Anayasaya aykırı bir hüküm tabii. bence de hukuken. Şimdi burada... O yoldan gidilebilir mi? Tabii. Anayasaya aykırı bir hüküm diye yine kişisel şimdi, bir şekilde... Partiler şimdi, zor mu takdir, olur? Takdir komisyonlarında yer alan ticaret odaları, ziraat odaları... Muhtarlar, tapu sicil müdürleri bu konuda dava açma hakkına sahipler. Kendilerine takdir komisyonunca belirlenen değerlerin tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde davalarını açıyorlar. Şimdi bu tebliğler 17 Ağustos 2009 tarihi itibariyle kesinleşerek taraflara tebliğ edildi. Taraflar da bunlar. Burada tabii bütün değerlerin yanlış tespit edildiğini söylemek mümkün değil. Gerçekten çok doğru tespitler de yapılmış ama bir kısım mahallelerde örneğin Çankaya bazında 110 mahallenin değer tespitleri kesinleşmiş. %20 oranında artış var ama %20 oranındaki artışlar 2005'teki değerlemeye göre artış ama 2009'a göre bakarsanız %5'lik bir artış var. Ama anormal artışların olduğu 6 mahallede de hala itirazlar, davalar devam ediyor. Burada ticaret odasının, Ankara Ticaret Odası'nın açmış olduğu davalar var ve bir kısım muhtarların açmış olduğu davalar var. Tabii esasen kanunda da bu davaların bir ayda neticelendirileceği belirtilmiş ama tabii mümkün değil süreç olarak. Çünkü mahkemelerimizin, heyetlerinin de değerleri kendilerinin tespit etmeleri mümkün olmadığından dolayısıyla bilir kişilere başvuruyorlar ve mahallinde tespitler yapılıyor. Şu anda bu dosyaları takip ediyoruz. Bilirkişi raporları geldi bir kısmının ve olumlu geldi. Yani itirazlar neticelenecek gibi görünüyor. Raporlar doğrultusunda da kararlar verilecek. Bu da demektir ki yine de bu süreçte yetişecek. Yani vatandaşın tabii bu hakkın elinden alınması tıkanma noktası. Şimdi Sema Hanım bu vergiyi ödemek durumunda olmayan bazı kesimler var. Bunları da izleyicilerimize aktaralım istiyorum. Tabii. Kimler ödemeyecek, hangi şartlarda ödenmeyecek evet. acaba? Metin Bey siz evet, mi dile getirirsiniz evet. öncelikle? Yani son derece net o. Onlarla ilgili bir tek konut olmak koşuluyla 200 metreyi geçmemek koşuluyla bir konut olacak. Evet, 200 metrekareyi aşmayacak. Geçmeyecek. Emekliler, ev hanımları, özürlüler ve işsizler. Şimdi eğer
iki konutu varsa ne yapacak? Yaralı İkisini de ödeyecek. Evet. Bu da tek bir kıstas. Emekliler, evet. Emekliler, ev hanımları, özürlüler ve işsizler. Engelliler ve işsizler bir evleri olmak koşuluyla şartıyla 200 metrekareyi aşmamak koşuluyla. Evet. Şimdi diğer sorularına da geçelim izleyicilerimizin. Türkiye sınırları içinde bir adet konut sahibi emekli vatandaş emlak vergisinden muaftı. Bu uygulama devam ediyor mu diye Sayın Turgut Serdarlı devam sormuş. Tam da cevabını vermişiz bu sorusunun. Devamı olup da geliri olursa yüksek miktardan olacak. Şimdi bu onunla ilgili bir şey yok. Hüküm yok. Hüküm yok. Tek evi gece olanlar vergi verecek mi diye bir soru var. Tek evi olanlar. Burada zaten işte bu anlamdaysa yani bu emekliyse. Çalışıyorsa tabii ki verecek. Tabii. Emekli yani, ve tek konutu varsa 200 metreyi aşmıyorsa ödemeyecek. Özürlü ödemeyecek. Ev hanımı, İşsiz belgelerse ödeyemeyecek. Ev hanımı ödemeyecek. Onun dışındakilerin fark etmiyor. Efendim Hüsnü bir orada sanıyorum özel bir hüküm daha var. Belirli oranda gelir vergisine tabi ise tam miktarını bilemiyorum ama 20 bin küsür civarında bir gelir elde ediyorsa yıllık yine veriyor diyebiliyorum ben. Şöyle, yani orada, bir evi de olsa. Yani buradaki emeklilikten kastı şu, başka bir gelirin olmaması. Olmaması, evet. Yani orada öyle tabi, bir ölçü de var. İşte tam, başka tabii evet. Bu o da anlamda. Sorulacak bir soruydu. Emekli olabilir ama ayrıca bir işte çalışıyorsa. Tabii o artık emekli olma vasfının dışında bir kavramı var. Dolayısıyla buradaki tarif sadece emekli, başka bir geliri yok. Başka bir geliri olmayan vatandaşlarımızın. Bir diğer izleyicimiz, geçen seneki emlak vergim 42 lira. 2010 yılı vergimi yatırdım 110 lira. Yatırıldı mı şu an Mart ayı? Bu herhalde 2009'da ilgili. 2010 yılı vergimi yatırdım 110 lira. 5 yıldır oturuyorum. Arsa vergisi alıyorlar. Sayın Celal Özdemir diye belirtmiş. Acaba arsa vergisi alınmalı mı diye beraber mi sormak istiyor? Konut varsa başla, üzerinde zaten içerir. Birlikte çıkıyor. Mart, Nisan, Mayıs. Daha değerler yeni çıktı. Evet. Mart'ta başlıyor ama kendisi gidip de ben bu vereceğim diyorsa almam demezler. Ben öyle bilmiyorum. Olur. Henüz onunla ilgili tahakkuk yaptıkları kanısında değilim. İstiler askıda şey. Ama yani evet, ya belediyelerin onunla ilgili bir tahakkuk oluştuğunu sanmıyorum. 2009'udur abi. 2009. Evet, 2009'u karşılamıştır. Evet. Peki Salim Bey, bu durum emlak fiyatlarını nasıl etkileyecek? Kiraları nasıl etkileyecek acaba? Şimdi kiralarda çünkü kiracı hiçbir şey İlzam etmez bu kira. Ama kiralarda artış gözlenebilir mi? Şöyle, kiralarda bir düşüş söz konusu. Son zamanlarda. Sebep. 2003 yılından bu içinde bulunduğumuz zamana kadar 4 milyon 852 bine yakın konut el değiştirdi. Yani kiracılar kiracı vasfını kaybedip ev sahibi oldular. Evet. Ne oluyor? Haliyle bu kadar bir ev boşalmış oluyor. Bundan dolayı da kiralar biraz düşmüş oluyor. Eskiden ev sahipleri kiracıları seçerdi. Şimdi kiracılar ev sahibini seçer duruma geldi. İyiymiş benim ev sahibim falan der gibi. Şu olur. İki evi vardı. Bir tanesiyle kiradan geçiniyorsa. Üstadım 2600 lira mı muafiyet? Evet. 2600 lira yıllık muafiyet vardır. Şimdi çok bu vergide gelince ne olacak? Zam diye kiracısına verirken düşünecek. Hiç değilse şu emlak vergimi buradan çıkarayım diyecek. Ama bu gerek kirada gerek satışlarda %5 oranında bir etki eder. Evet. Şu anda da durgun mu acaba emlak piyasası? Biraz hareketlenme başladı mı? İki, sorucu çok çoğaldı. Sorucu çoğalırsa hareket geliyor demektir. Şuna da bir vurgu yapayım. %50 oranında 2010'da hareket başlayacaktır. Konut alacaklar, elini çabuk tutsunlar. Hmm. 2011 yılında da gayrimenkul rally yapar. Çünkü inşaat sektörü hiç bu kadar dip yapmamıştı. Köpük gitti. Balon patladı. Ne oldu? Gerçek değerlerine geldi. Ve hatta gerçek değerlerinden de %25 oranında bir düşüş söz konusu. Onun için de alacaklar elini çabuk tutsunlar. Daha ne kadar düşebilir ki diyorsunuz. Mümkün değil. Bundan mutlaka dip yani. Mutlaka bir çıkışı da olacaktır. Bu inişin bir çıkışı da vardır. O nedenle daha umutlu tabii, bakıyorsunuz. Çünkü inşaat sektörü 229 sektöre direkt hükmeder. 2100 kalem yan kuruluşa
bir lokomotif sektördür inşaat sektörü. Allah korusun inşaat sektörünün dip yapması demek Türkiye'nin krizi atlatamaması demektir. Ama benim umudum inşaat sektörü bu krizi atlatmaya başladı. Kıpırdama başladı. Start alındı, koşu başladı yani şimdi. Evet, koşu başladı diyorsunuz. Evet. Sektör hareketlenmeye başlayacak, evet, o zaman. Evet. Böyle sinyaller de alıyorsunuz. Biz tekrar vergilere dönelim. Evet. Vatandaşın itiraz hakkı yok dedik ama muhtarlar itiraz edebilirler, meslek odaları, evet, itiraz edebilirler dediniz. Şu ana kadar itirazlar, yapılan itirazlar var. Var, evet. Herhalde, değil var mi? Tabii. Ama çok az sayıda. Belki kişiler çok farkında değiller mi? Vatandaş zaten hiç farkında değil. Şimdi muhtarlarımızın da bu anlamda çok bilinçli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü gerçekten muhtarlarımız bir de tabii beraber çalıştığı belediyelerle çok fazla karşı karşıya da gelmek istemeyebilir. Yani burada psikolojik sebepler var. O bakımdan yani dava açmak istemeyebilir örneğin, mi? Tabii yani olabilir. Yani bu tabii ki yani koşullarda olabiliyor. Rastlıyoruz buna. Ya da efendim mesela bir muhtarımızla görüştüm. Kendisine bildirilen takdir komisyonu raporuna şerh düşmüş ama dava açmamış. Dava açacağını bilmiyor. Kaçırmış süreyi de. Çünkü 15 gün içerisinde davayı açmak gerekiyor. Açılmamışsa da bir daha da artık zaman aşımına uğramış oluyor. Açamıyorsunuz davayı. Şimdi psikolojik bir gerçeklikten söz ettiniz. Evet. Acaba değer tespiti yapılırken vergi oranlarında yine böyle bir durumda söz konusu olabilir mi? Tamamen fikrinizi soruyorum. O mahallede yaşayan kişiler de göz önüne alınmış olabilir mi? Tabii şimdi enteresan tespitler var, değer tespitleri var. Örneğin bir İstanbul'daki Yalı Mahallesi'nde 1600 lira gibi bir değer tespiti yapılıyor. Trilyonluk yalıların olduğu yerde ve belli insanların oturduğu muhitlerde. Oralara yaklaşılamamış, öyle görülüyor. Ama onun dışında bu psikolojik sebepten mi diyorsunuz? Ben öyle düşünüyorum tabii ki. Yani bu Türkiye'de maalesef bu tür olaylara rastlıyoruz yani. Hepimiz biliyoruz bunları. Oralara yaklaşılamadığı belli. Ankara'da da öyle bazı muhitlerde belli insanların oturduğu, siyasilerin oturduğu belli muhitlerde daha düşük rakamlarla karşılaşıyoruz. Tabii ki bu bir soru işareti tabii bizler için. Yani orada, evet, sanırım eskiden gelen, özellikle eski semtler açısından söylüyorum, ellerinde bir değer var. Dolayısıyla o değeri tespit ederlerken o günün ihtiyaçlarına göre, işte bugün kavan mıydı? Evet, Kaban'daki evet, ihtiyaçları doğrultusunda bir tespit yapmışlar belli yani. Değer şimdi İleride dolayısıyla başlarına bela olacak o. Hep başlarına bela olacak o. Neden? Şimdi bir kez bir tespit yapmışlar. Bir de bizde bir alışkanlık var. Tespit yaptığım bir değerin altına kolay kolay inmezler. Kesinleşiyor yani. Çünkü. Evet yani böyle, evet, bir tespit yapmış. Şimdi sanırım biraz da sorun orada da var. İşte İstanbul'daki o yerle ilgili bir tespit var ellerinde. Dolayısıyla onu arttırıyorlar. Ne kadar arttırırsanız arttırın çok fazla büyümüyor. Ama biraz çok fazla büyütülen yerler var. Bilmiyorum tabii nasıl yapıyorlar, nasıl yürüyorlar ama sonuçta şey var ama yine ellerinde o geçmiş değerlerle ilgili bir şey var. Done var yani sanki. Geçmiş işte değerler Ahlaklı Belde de vardı. 1200 lira artış yapılan yer. Affedersin, burada değeri gördük 2002 yılı. 1 milyon lira dedik değil mi Tunalım? Şimdi ne dedik? Şimdi 1040 lira. Ama işte ya böyle azar azar arttırmışlar. Fuzuli yani diyor ki. Azar azar mı arttırmışlar Metin Bey? Şey o bölge için diyorum. Fuzuli Hilmi bölgesi için. Tunalı Hilmi işte. O bölgeyi az arttırmışlar. 1 milyon. Şu şimdi 1 milyon lira. 40 lira artmış. Evet. Şimdi 1020 idi sanırım. Ha, 1, evet. 20 lira, 40 20 lira artmış. Evet. Hani gözde mekanlardan, evet, çevrelerden yani birisi. Ellerinde bir done olduğu için o doneyi oraya arttırmışlar. Ama ilk tamam, tespitlerinde falan böyle çok fazla arttırma şansları peki, da oluyor. Peki Metin Bey, Ahlaklı Bel örneğini nasıl cevap vereceksiniz? Ya şimdi acaba şöyle tabii. Çünkü ilk tespit çok ucuz. Tabii. Çok düşük bir, evet, fiyat. 57 lira. 57 lira. Sonraki tespit arasında 750 miydi? 750. Tespit diyorsunuz. Evet. Bu genelleştirme anlamda söylemedim. Evet. Ben örnek bir örnek açısından söyledim ama gerçekten sorun eğer bu sistemi değiştiremezseniz bu 10 yıl sonra da biz bunu tartışır dururuz. Bunun bu sistemin farklılaştırılması her lazım. Her 4 yıl biz buraya geliriz, evet, Allah ömür verirse. Evet. Yani bunun bir kıstasının çok iyi tespit edilip o kıstas doğrusuna girmesi peki lazım. Peki nasıl bir çözüm olmalı? Şimdi bununla ilgili doğrusu yani oturup konuşulduğunda çok tespitler bulunabilir. Yani bununla ilgili artık Türkiye'de
gerçekten bu işin uzmanlığını yapan çok ciddi kurumlar var, çok ciddi kesimler var. İki, bununla ilgili eğer bir tespit işte vatandaşa bu mahkeme hakkı verirseniz düzeltme şansı çok fazla. Çünkü sonuç itibariyle vatandaş gidecek. Belki bu başlangıç açısından bir sıkıntı yaratabilir, bir yığılma yaratabilir ama bir hukuksuzluk varsa da bunu düzeltmesi lazım. Yığılma olursa da olsun yani. Ya sonuç hukuk devletisiniz. Vatandaşa mahkeme evet, hakkının birincisi olacağını İkincisi gerçekten bu işi değerleyecek olan komisyonlarda yer alacak, takdir komisyonları yer alacak olan insanlarımızın da daha nitelikli, daha geniş uzman. Geniş katılımlı bir komisyon. Evet, daha uzman. Siz daha de mesela o da olarak verirsiniz evet, herhalde. Evet. Peki Metin Bey, vergide eşitlilik ilkesi evet. Esas değil midir? Tabii. Daha doğrusu vatandaşlık hakkı bu yani. Ya da anayasamızda var bu yani. Anayasal hakkı tabii. Ama, peki bu tablo karşısında bu ilke tabii ya, değil örtüşüyor tabii. Örtüşmüyor tabii. Yani sonuçta burada sağlıklı bir tespit yapamadığınız için yani nasıl değerlendirirseniz değerlendir sonuçta bir haksızlık var ortada. Yani işte birisinde 1 lira olan değer milyona çıkmış, birisinde milyon olan değer 500'e inmiş. Şimdi böyle bir ortamda adaletten bahsetme şansınız yok ama şimdi bu sistemin düzeltilmesi için gerçekten çok acilen çözüm bulunması lazım. Şimdi bu Avrupa Birliği süreçleri içine girildiğinde sanırım dönüp bu mesele de gündeme gelecek. Şimdi sonuçta bir sorun bunlar. Yani bu ülkenin o kadar çok derdi var ki sadece bu değil tabii. Yani bu geçmişten gelen ciddi siz daha bir sürü ülkenizin belki de dörtte birini daha yeni tapuya kavuşturuyorsunuz. İşte bilmiyorum sisteme dahil ediyorsunuz. Böyle bu kadar dertleriniz varken bu işi çözme şansınız kolay olmuyor tabii ama doğrusu 2010 yılına... Ama yeni bir değerlendirme yapılırken tabii, neden tabii. Çözümsüz bir değerlendirme yani şöyle alışkanlıklar ki? Var tabii. Alışkanlıklar var. İşte demin saydığımız subjektif kriterler var, ihtiyaçlar var. Dolayısıyla bu tür ihtiyaçların ortaya olduğu noktada bu ihtiyaç var ve siz bu ihtiyaç sahibine diyorsunuz ki ya git burayı tespit et değerini diyorsunuz yani. O da kendine göre tespit yapıyor yani. Üstadım bu tespitte. Tabii yani sonuç o ihtiyacını giderme noktasında başlıyor. Eğer siz bu takdiri yani dünyada ben sanmıyorum bunun gibi bir uygulama nasıl yapılıyor, nasıl ediliyor bilmiyorum ama sonuç itibariyle bu tür tespitler ihtiyaç sahibine yapılmaz. Siz ihtiyaç sahibine diyorsunuz, ihtiyacınız ne? Git tespit yap, buna göre şey al diyorsunuz. Yani sıkıntı burada. Dolayısıyla bu sistemi değiştirip o ihtiyaç sahiplerini devre dışı bırakmak lazım. İhtiyaç sahiplerini mahkeme konusunda hakkını arayabilir. Yani gidebilir ya işte buranın tespiti şuydu ama şu diyebilir ama tespiti başka bir. Buyurun hukuk diyebilir tabii. Diyorsunuz. Avrupa'da böyle bir şey yok. Evet. Avrupa'daki oradaki incelememizde böyle bir olay konuşulmaz. Fuzuli'nin dediği gibi sussam gönül razı değil. Söylesem tesiri yok. Şimdi söylüyoruz diyoruz ki bakınız burada şimdi üstada bir amort şimdi 40 yıl önceki bir binanın 40 yıl sonra Çankaya diyelim Ankara'nın belirli bölgeli Türkiye'nin daha doğrusu 50 vilayeti 50, 60, 70, 80 dedem yaşına geldi. Peki buradaki aynı değerde kalabilir mi yani? Efendim? Aynı değerde kalabilir şimdi, mi? Şimdi nasıl %25, %50 hangi ölçüdür, hangi kriterdir, hangi kafadır, hangi evet. Zekadır anlamak mümkün değil. Ya 80 yaşına gelmiş bina. Türkiye'de 70 yaşında binalar var. Tabii. Yani şimdi bunu nasıl buna her yıl 25-25 koyuyorsun? Tabii. Şu anda 10 sene önceki veya 5 sene önceki değeri şimdi satamıyorsunuz. Satamıyorsunuz. Bunların ölçü tabii. Olarak konulması gerekir. Tabii. Vatandaşa yazık değil mi? Tabii. Ya bunlar işte hukuk sistemi açılsa belki çoğu düzeltecek nokta aslında. Yani burada sorun orada başlıyor. Evet. Bir şey daha var bizde. Şimdi işte ihtiyaçlar ölçüsünde siz bir tespit yaparsanız sonuca ulaşamazsınız. Oysa ki bu tür kavramlar ihtiyaç ölçüsünde değil. Sonuçta gerçek değerlerle ilintili objektif, bir şey. Objektif. Tabii yani şimdi sonuçta hani şunu yapabilirsiniz. Ben şuna hani dünyanın her yerinde, her ülke şunu yapabilir. İşte vergi oranlarını arttırırsınız ama evet. Bu değer. Devam edeceğiz görüşlerinizi almaya. Kısa bir ara vereceğiz sevgili izleyiciler. Aranın ardından tükenmeden tüketmek devam edecek. Sevgili izleyiciler tükenmeden tüketmekte emlak vergilerindeki artışların konuklarımız tarafından değerlendirilmesini dinlemeye devam ediyoruz. Değer tespitlerinin dengeli yapılmadığı konusunda hemfikirler konuklarımız. Ayrıca sorunun çözümü için vatandaşlara dava açma hakkının
verilmesi gerektiği konusunu da gündeme getirdiler. Bu arada sizlerin de görüşleri, önerileri var. Tekrar biz kısa mesajlara şöyle bir göz atalım. Sorular da geliyor biliyorsunuz bu açıdan. Emlakçılar odaları da bu konuda söz sahibi olmalı. Halil Başağaç, Ankara Eminli Mali Müşavirler Odası Başkanı. Olmalıdır. Değer tespitlerinde emlakçılar odalarına verilmelidir. Evet. SPK'dan uzmanlar da zaten bazı emekli tapu müdürleri de SPK'dan belge alarak o işi yapıyorlar. Direkt olarak emlak odalarına verilmelidir. Evet, Antalya'dan Sayın Hanife Turhan da şöyle bir soru yöneltmiş. İyi akşamlar diye başlıyor. Teşekkür ederiz. Binaların garantisi yok. En ufak bir eşyanın bile garantisi var demiş. Ama bakın Hanife Hanım, belki Sema Hanım bu konuda size ayrıntılı bilgi verecektir. Aslında binaların da bir açıdan garantisi var mı? Tüketici kanununa tabi midir acaba aldığımız evler? Şimdi efendim binalar oturuma uygun hale gelerek yapıldığı zaman belediyeleri tarafından iskan raporları, ruhsatları veriliyor ve bu şekilde iskana hazır olduğu tescil edilmiş oluyor ve vatandaşa sunuluyor. Şimdi bu tür yerleri, yeni yapılmış yerleri alan vatandaşlarımızın yeni mi olması gerekiyor? Yani şöyle, burada yapan müteahhitlerin de sorumlulukları var. Belediyelerin de eğer eksik yapıya iskan ruhsatı vermiş ise onların da sorumlulukları var. Tabii Sayın Hanımefendinin belirttiği gibi ellerimize böyle bütün daire başına bir garanti belgesi verilmiyor. Ama vatandaşlarımızın kanun önünde izleyebilecekleri hakları var. Örneğin aldıkları binalarda eğer bir ayıba rastlamışlar ise gizli ayıp ya da açık ayıp bunlara karşı, müteahhitlere karşı ve satın aldıkları kişilere karşı dava açma hakları var. Bu tür yollara başvurabilirler. Hem tüketici mahkemelerin nezdinde hem asliye hukuk mahkemelerinde dava açabilirler. Evet, gizli ayıp konusunu biraz daha açabilir misiniz? Gözle görünmeden kullanılmaya başlandıktan sonra ortaya çıkan sorunlar bunlar. Kullanım sırasında ortaya çıkabilen, gözle görülemeyen ilk anda ama zaman içerisinde ortaya çıkan ayıplardır bunlar. Kullanım hatası dışında. Tabii kullanım hatası dışında. Var olan ama görülemeyen ayıplardır. Peki bunu nasıl tespit ettirecek? Bir bilirkişi mi gelip tespit etmeli? Efendim zaten zarar ortaya çıktığı zaman vatandaşlarımızın mahkemelere derhal başvurup tespit yaptırma hakları ve bu tespitte aldıkları bilirkişi raporlarına dayanarak da dava açma hakları var. Bu yolu izleyebilirler. Evet, sadece biraz bilgi sahibi olmaları yeterli ve danışmaları önemli değil mi? Evet, yani mutlaka. Bilgi sahibi derken böyle bir hakları olduğunu şimdi bilmeleri önemli. Şimdi bu konularda herkesin bilgi sahibi olması mümkün değil. Ama bakın hakkımız olduğunda bilmeyebiliyoruz. Evet, onun için danışmak gerekiyor. Mutlaka bir bilene danışacağız. Yeni çıkan tüketici yasasına göre, Sema daha iyi bulur ama abisi. A'dan Z'ye, yapan müteahhitinden bu işe satana kadar, kapı tokmağından kiremitine kadar 5 yıl içerisinde sorumluluk söz konusudur. Yani ben yaptım. Ne olursa ne olsun olay yok artık. El değiştirse de diğer kişiye karşı mı aynı sorumluluk? 5. Şöyle. Öbürü 4,5 sene oturmuş. 6 ay kala satmış. Yeni gelene de 5 yıl olayı yok. 5 yıl sorumluluk vardır. O zaman adam hiçbir iş yapamaz. Olmaz. Yalnız burada deminki konuşmalar arasında çok yaşa. Hep beraber. Deminki şeylerin, emeklilerin, işsizin, tek ev alan kişilerin, engellilerin, emlak işte. Yalnız burada bir yanlış anlamayı düzeltmek isterim. Ödemiyorum diye sakın ola beyanname vermemezlik yapmasınlar. Bir taşınmazı aldığın takdirde 3 ay içerisinde benim böyle bir taşınmazım var diye mutlaka beyanname vermeleri gerekir. Çok önemli bir konu. Çünkü ben nasıl ödemiyorum diyor, beyanname plan vermiyor. Evet. Nereye beyannamesine verecek, ilgili belediyeye hangi, nereden almışsa taşınmazı, ilgili belediye ilk 3 ay içerisinde tapusunun suretine, nüfus kağıdı suret bilgilerini, emekliyse emekli cüzdanının birinci sayfadakini, TC vatandaşlık zaten yazıyor, bunu götürüp ben bu mülkü aldım, emekli dilekçisi o şeyde orada olduğu için belgesi ödemeyecektir. Şimdi emekli ödemiyor diye beyanname vermeyi unutuyorlar. O zaman ne gibi sorunlarla karşılaşabilirler? Yarın bir ev daha sahip oldu inşallah.
ödemeye gittiği zaman sen beyanname vermemişsin ki diyecek. Üstadın beyanname vermemenin de kusur cezası var. Evet. Kusur cezasıyla karşılaşacaklar. Bir dairenin birden fazla hissesi var. Fazla ortağı var. O zaman durum nasıl olacak? Fark eder mi? Şöyle. Şimdi diyelim ki 5 kişiler. Evet, 5 kişi bir daireye ortak. Emeklinin başka hiçbir şeyi yok. Ama içlerinden biri de emekli. İşte o vermeyecek. O kendi hakkını mı vermeyecek? Tabii evet, kendi tabii hakkını vermeyecek. Ben ondan faydalanacağım yok. Evet. Tabii. Yine diğerleri ödeyecekler. Beyannamelerde işte kaç oranları falan yazılıyor zaten. Hisse oranları. Evet. Herkes hisse oranında o değere katlanıyor. Evet. Şimdi izleyicilerimizden şöyle sorular da geliyor. Geçmişe dair ödenmeyen emlak vergilerini şu anda ne yapabilirler? Evet. Ödemek zorundalar. Cezalılar. Muaf olma durumları olabilir mi? Af çıkmıyor mu? Her konuda af çıkıyor. Normal vatandaş mı? Emekli mi bunu soran? Normal vatandaş mı? Emekli. Ama geçmişe dair var. Emekli olmadan önce emlak vergisi var. Birkaç taneymiş. Evet. Tek bir konutu kaldıysa yine aynı format içerisinde ödemeyecek. Hayır, ödemediği emlak vergisi olduğu için... Tek konutsa hiç evet, onu hiçbir şey yapmayacak. Beyannamesini gidecek, verecek, kusura bakma. Ben 10 sene önce bir tane konutum vardı. Ödemiyorum ama beyannameye verdim. Orada bir kusur cezası alırlar. Devam eder, yine ödememeye evet, devam eder ama beyannameyi mutlaka vermesi gerekir. Tabii muafsa ödemeyecek. Evet. Ama evet, muaf değilse, muaf geçmişten değilse kalan... Sadece beyanname vermeme kusur cezası diyor. Yani 5 evet, yıl içinde... Bizim vergi kanunlarımız genellikle 5 yıllık süre var. 5 yıl geçmediği sürece o vergiyi alırlar. Şimdi Metin Bey, biliyoruz ki çoğu konuda aflar çıkıyor. Evet. Bir dönem bu vatandaşlar çok, bu aflardan çok, yararlanıyor. Çok. Sonra da adet oluyor, hep af bekleniyor. Emlak vergisinde de var mı geçmişte çıkan aflar? Yani bütün genel olarak zaten bütün şeyleri kapsayan anlamda bu ülkede çok çıktı aflar da. Ama son dönemlerde doğrusu hükümetin gündeminde de bir af konusu olduğu kanısı henüz daha doğrusu şey gelmedi. Öyle bir çalışma yok gibi. Ama belli olmaz yani. Ama olabilir. Hiçbir garantisi bilir, yok yani. Ama biz şey olarak gerçekten yani sistemin oturması açısından biz oda olarak, mali müşavirler olarak bu tür şeyler hep karşı durduk. Çünkü çok af doğru şeyler. Mı? Evet, çok doğru şeyler değil yani. Vatan verilen beklenti vatan doğuruyor çünkü. Tabii yani sistemi zedeliyor. Veren kendi haklarını yerine getiren, vecibelerini yerine getiren insanı cezalandırıyorsunuz. Doğru bir kavram değil yani. Her ödeyenlerin günahını tabii, de tabii, dedirtiyor. Tabii, tabii. Doğru bir sistem değil yani. Şimdi bakın, bir izleyicimiz 1991 yılında görevdeyken felç olduğunu belirtmiş. Uzun süreli rapor kullanmış. 1995 yılında dilekçe vererek emekli olmuş. Sol el ve ayağımı kullanamıyorum. Gelir vergisinden muaf olmak için ne yapmam lazım diye sormuş Sayın Musa Şahiner. Yani raporunu ekleyecek şeye. Gelir vergisinden muaf olabiliyor. Tabii onların zaten muafiyetleri var. İstisnaları kademe kademe sakatlık derecesine göre şey yap muaflıkları var onların. Evet. Şimdi bununla ilgili zaten özürlü kavramına girdiği anlamda belediye ilgili raporunu tevdi ettiği zaman tam belediye zaten aldığı raporunu olması lazım evet, tabii. Evet, yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşmaya başlarken konuyu şöyle bir toparlayalım istiyorum. Sema Hanım'la başlayalım bu işleme. Evet. Şimdi vatandaşların değer tespitlerine, emlak vergisindeki değer tespitlerine itiraz hakkı yok dedik. Evet. Ama bu konu üzerine gidilebilir mi acaba? Hangi yöntemler izlenmeli hukukta? Şimdi kamu kurum ve kuruluşlarının her tür iş ve işlemleri yargı denetimine tabidir. Bu bizim anayasamızın temel prensiplerinden bir tanesi. Ve doğal olarak kamu kurum ve kuruluşların yanlış yapma ihtimallerine binaen de idari yargı, vergi idare mahkemeleri, vergi mahkemeleri kurulmuştur. Ve bütün hatalı iş ve işlemler buraya götürülür. Şimdi burada tabii çok ilginçtir. Esas zarar gören taraf olarak vatandaş mağdur olacak, cebine yansıyacak sonucu bir işlemle ilgili yargı önüne çıkamıyor. Ve bunun da vatandaşlarımız çok farkında değil. O bakımdan da biraz önceki konuşmalardan evet, da anladığımız gibi genel bir tespitte bulunuyorlar. Evet. Şimdi o bakımdan bunu tabii yasa değişikliği şart. Bunun dışında da şu anda yapılabilecek tabii vatandaşlarımızın dava açma hakkı olmadığı için yargıya gidemiyorlar.
Ama biz de bu yolu denemek istiyoruz, bir dava açarak sayın mahkemelerimize bu konuyu götürerek. Mahkemelerimizi, Anayasa Mahkemesi'ne bu kanun maddesinin, vergi usul kanunu 49. maddesinin anayasaya aykırılığı yönünde zorlamak istiyoruz. Bu konuda bir mücadele vereceğiz. Bu nedenle vatandaşlarımız dava açabilirler ama tabii karşılarına yasa maddesi çıkacak, husumet itirazı çıkacak. O durumda da mahkemelerde bu maddenin anayasaya aykırılığı iddiasında bulunarak bir mücadele etmeleri gerektiği kanaatindeyim. Doğrudan doğruya kendilerini ilgilendiren bir konu çünkü. O zaman siz hem bireysel olarak başvurmalarını öneriyorsunuz. Evet. Hem de muhtarların eğer mağdur olduklarını düşünen mahalleler varsa muhtarların da şimdi bu süreç dava geçti açma, tabii. Yani geçti muhtarlarını zorlama ya da yönlendirme süreçleri geçti. Çünkü 17 Ağustos bile değil. Yani. 17 Ağustos 2009 tarihi itibariyle bu süreç tamamlandı. Tebligatlar yapıldı. Ve o tebligatlardan itibaren de 15 gün dava açma süresi, itiraz süresi var. Onlar da kesinleşti, bitti. Ama bundan sonraki tabii, dönemler için en azından bu konuda vatandaşlarımızı uyarmış olalım. Bu durumları takip etmek, muhtarlarını da takip ederek, gelen askı listelerine bakarak, değer tespitlerinde anormallikler varsa, eğer bu madde böyle kalacak ise ileriki dönemlerde, yani 4 yılda bu tekrarlanacak çünkü, bu konuda uyanık olmaları yönünde çağrıda bulunmak şu andaki yapabileceğimiz. Evet, vatandaşları. Ama süreç geçti. Geçti. Açılacak davalar açıldı. Açılan davalar da şu anda henüz devam ediyor. Ki her muhtarlığında bu konuda bilgi sahibi olmadığını tabii söylemiştiniz. Yani, tabii bu konuda muhtarlarımızı da bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve cesaretlendirmek gerekiyor. Şimdi aslında bu konuda bir sorumlulukları da var. Muhtarlarımızın, ticaret odasının, ziraat odasının, tapu sicil müdürlüğünün sorumlulukları da var. Eğer bir takdirde usulsüz ya da keyfi bir uygulama varsa dava açmaları konusunda yasal sorumlulukları var. Ama tabii muhtarlarımızın da durumuna baktığınız zaman böyle bir davayı açmak bir muhtarımıza en az 2000 liraya mal oluyor. Çünkü en son biz yapılan keşiflerde, tespitlerde bir kişi ücretleri 1500 lira. Hangi muhtarımız bunu ödeyecek de bu mücadeleye girişecek? Böyle bir kaynak aktarılmamış. Tabii. Sadece sorumluluk verilmiş. Zaten çok güç koşulları altında çalışan insanlar. Yani burada aslında çok yön var tartışılacak. Doğru. Gerçekten çok yön var. Ama halkımızın bilinçlenmesi, kendi hakkını araması en önemli olan unsur. Evet, teşekkür ediyoruz ve Sayın Ali Metin, evet. Polat bakalım. Evet, yani ben olarak bir kez o vatandaşa gerçekten o hukuki anlamda bir dava açma yetkisini verilmesi lazım ki bu takdir komisyonlarının daha uzman, yani taraf olabilecek, bu konuda gerçekten beyan edebilecek ilgili kuruluşlardan alınması. Bir diğer nokta da ben eminim bu tartışmalar epey zamandır var. Belki bir sonraki dönemde de bununla ilgili bir kanun değişikliği yaparlar ve bu işi biraz daha evet, basitleştirirler. Biraz daha hukukileştirirler. Evet. Biraz daha Avrupa normlarına indirirler. Çünkü gerçekten şey böyle biraz da şeyden kaynaklanmış geçmiş açısından. Yani o ihtiyaç ölçüsünden de öte. Yani işte rakamlar küçük ya. Ne olacak işte veriversinler yani falan, vatandaş gibi bir anlayıştan da hareket edilmiş ama hukuk devleti olmak ayrı bir şey. Ayrı bir kavram. Yani bunun büyüğü, küçüğü, işte rakamın şöyle böyle olması hiçbir anlam ifade etmez. Sonuçta siz bir norm oturtmak zorundasınız. Yani eğer bunu oturtamazsanız işte böyle basit, belki çok kolay çözülmesi gereken bir sorunu çözemeden yıllarca taşırsınız. Bu açıdan bence daha bu değerlendirme konuşmalarının daha uzman, daha ehli insanlardan yapılması ve şeklinin değişmesi, kanunun değişmesi lazım. Yani. Bu arada Metin Bey, şimdi vergiler konusunda vatandaşın bilgiye ulaşabileceği bir adres, bir var, kitapçık var, önerir var, misiniz? Var, çünkü var, bu prosedürleri herkes bilmeyebiliyor. Bakın evet, hala izleyicilerimiz emekli olan kişi belediyeye emlak vergisi ödeyecek mi, ödemeyecek mi diye soruyor. Hmm. Ödemeyecek diye siz söylediniz ama bir evi varsa, 200 metrekareyi geçmiyorsa, çalışmıyorsa evet, evet, yanı sıra diye. Ama yine de beyan etmesi gerekiyor dediniz. Bizim emekli olduğunu. Evet. Şimdi bizim o konuda Ankara yani Mali Müşavirler Odası, bir kez Ankara Mali Müşavirler Odası'na telefon ettiklerinde danışmanlarımız var.
yöneticilerimiz var. Her an telefon numarasını verelim isterseniz. 232 33 77. Tabii 312 ya, alan koduyla tabii, Ankara. Ankara Mali Müşteri Yer Ankara için müracaat ettik. 232 33 77. Müracaat ettiklerinde vergi danışmanlarımız var. Yöneticiler. O konuda biz yıllardır yardımcı oluyoruz. Hem beyanname anlamında hem bu takım teknik bilgileri. İki, Maliye Bakanlığı'nın zaten kendi sitesinde onunla ilgili yani teknik anlamda teorik bilgiler edinmek. Gelir gov.tr'den de indirebilirler. Onların danışma hatları da var ama onların ki daha farklı. Bizim daha pratik, daha insanlara nefes aldırıcı, daha kolay ulaşabilme şansı var. Bu anlamda yardımcı olunuyor. İkincisi, yani zaten bu emlak vergileriyle ilgili belediyelerin de ilgili birimleri var. Gidip işte konuşulduğunuzda, danışıldığında onlar da yardımcı oluyorlar ama teknik bilgiler açısından bize ulaştıklarında özellikle Ankara açısından. Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın telefonu birazdan ekrana da gelir. 0312 232 33 77 numaralı telefona ulaşabilirler. Tabii, vergiler danışmanım konusunda. Tabii. Her türlü soruya cevap evet, sadece vergi değil, SSK ve benzeri ve benzeri bir mum. Diğer sorunlar içinde. Kanunlarla ilgili biz günün mesai saatleri içinde bütün arkadaşlarımız orada. Yardımcı olmaya çalışıyorsunuz vatandaşlara. Evet, konuyla ilgili son olarak Sayın Taşçı'ya dönüyoruz. Emlak vergileriyle ilgili siz tabii çok yakından ilgilendiren bir konu sizleri. Çünkü vatandaşla siz birebir muhatap oluyorsunuz. Tabii. Artık satın alacağı evin vergisini de soracak vatandaş. Tabii. Yani bu bilince de erişmesi gerekiyor. Değerli izleyiciler. Öyle değil mi? Yani ne kadar vergi veriyor bu? Son sözlerimizi mi kullanıyoruz şimdi? Evet. Hatta en son sizden alacağız. 2010 yılının daha ilk ayındayız. Yüce Allah'a Türkiye'mize birlik, beraberlik, dirlik, sağlık, sıhhat, huzur bol bereket versin. Yani bu umutlarınıza biz de katılıyoruz. Evet. Hukuk devletiyiz. Hukuk devletinde herkes ben yaptım demekle olmaz. Herkes hukuk kavramını çok iyi benimsemesi, özümsemesi ve riayet etmesi gerekir. Ve bu arada tabii bu temennilerin dışında tespiti yapanlara da Allah'ım biraz vicdani hareket etmelerini diliyoruz. Artık tespitler burada, çok az yapılmayan var demiştiniz değil mi? Bitti çünkü tespitler. Tabii kesinleşti. Kesinleşti. Yani %80 davalık olmayanlar dışında kesinleşti. Evet. Kesinleşti. Seyircilerimiz, dinleyicilerimiz eskiden tapuya gidiyordunuz. Kendi beyanınıza tapu memuru soruyordu. Kaç liradan bildiriyorsunuz? Diyorsun ki 100 bin liradan satmışsın. 10 milyardan bildiriyordum. Tapucu, tapu memuru bundan işlem yapıyordu. Şimdi öyle değil. 2 yıldır git emlak vergi beyanını al belediyelerden diyor. Bir onun konut alacak veya lazım, satacak kişi oradaki şeyi alacak, satıcının beyannamesindeki emlak vergi numarasını, vergi numarasını gidecek. Diyecek ki ben emlak istiyorum. Değeri. Aa bakacak ya 10 senedir ödenmemiş diyor. Emlak vergisi. Emlak vergisini ödetiyor. Belediye ondan sonra rayiç bildiriyor. Bu da bir bakıma iyi oldu. Onun için şimdi vatandaşa tapu iki tarafta mesela yapılırken iki tarafta müstesnası kefil oluyor birbirine. Yani sorumlu oluyordu. Şimdi bu kalktı çok şükür. Alıcılar bundan da rahat olsunlar. Allah onlara da kolaylık versin. Başka bir şey değil. Teşekkür ediyoruz. Son bir soru daha soracağım, izleyicilerimizden gelen soruydu. Acaba vefat eden bir kişinin ardından vasiler, çocuklar diyelim ki bir eve sahip oldu. O evin emlak borcu, emlak vergisi nasıl değerlendirilecek? Acaba vefat eden üzerinden mi hemen miras kalan kişilerin? Veraset. İntikal mi? İntikal, evet. Veraset intikali yapılıyor. Mirasçılar 3 ay içinde müracaat ederek veraset intikal harçlarını ödüyor. Ve kendi üzerlerine o gayrimenkulü intikal ettirerek aynı sorumluluğa, vergi yükümlülüğüne ölen kişi yerine devam ediyorlar. Yani ödemek durumundalar. Kalıyorlar. Tabii. Bunu elbette. Evet, bu kişiler öğrenciyse peki? Öyle bir muafiyet yok kanunda. Yok. Öğrencilere yani öğrencileri, yok mu? Çocuk, öğrenci öyle bir muafiyeti yok. Öğrencilerin bir muafiyeti. Çocuklara kalmış olabilir. Çocuğun da okuyor olabilir. Kanunda açıkça sayıldığı için muaf olan kişiler.
böyle bir muafiyet söz konusu değil. Yalnız red hakkı var. Diyelim ki baba, Allah korusun, babasının borcu çok. Çok. Evet. Ama ortadaki mal mevcudu az. Reddi miras. Red hakkı var. Evet, mirası reddederse sorumluluktan kurtuluyor. Evet, ancak borçtan. Bu şekilde. Evet. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Sorunların bir an önce çözülmesini temenni ediyoruz, evet, elbette, evet, biz de. Tüketiciler zaten zor durumdalar. Zamlara yetişmeye çalışırken bir de emlak vergisi üzerine eklenmiş oldu. Önemli olan tabii doğru tespitlerin yapılıp, tabii, adaletli bir dağılımın, evet, olması. Temennimiz o. Öyle değil mi? Evet. Tabii vatandaşlara da eğer itiraz etme hakkı verilirse çok daha adil bir durum, evet, olacağını anladık sizlerin, evet, görüşlerinizden. Önce hukuk elbette. Şey, evet. Tekrar teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız ve verdiğiniz bilgiler için. Biz teşekkür ediyoruz. Ve sevgili izleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yine her zaman söylediğimiz gibi tüketirken kendinizi, bütçenizi ve çevrenizi tüketmeyin diyoruz. Hoşçakalın.